Evet, görmeyeli görüşmeyeli nasılsınız efendim? Yorumlar kısmına yazınız. Özledik, özledik, özledik inşallah. Başlatalım efendim. Obje 140 anlatayım mı? Anlatmayayım. Normal seyrine geçelim. Bu tankı anlatmaya gerek var mı? Yok. Onu beğenmedi. O geçici yani. Şu an gördüğümüz geçici. Lan! Bir şey anlatıyorum. Efendim, Azep TV ekranlarına tekrar tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biliyorsunuz ki Azep TV kanalımızı kaybettik arkadaşlar. Başımıza istemeyeceğimiz şekilde talihsiz bir olay geldi ve kanalımızı maalesef kaybettik. Bizden kaynaklı bir hata değil, tamamen bir hainliğe uğradık arkadaşlar. Bunu konuşacağız önümüzdeki videolar içerisinde. Yeni kanalımızda ilk videomuza bismillah diyoruz ve ilk videomuza sevgili Yusuf kardeşimizi konuk edeceğiz. Bismillah diyeceğiz. Sevgili kardeşimin 140'ı ile kum yerinde güzel bir maç aktaracağım. Efendim konuşacağız dedim. Azep TV'ye ne oldu? Azep TV'ye hiçbir şey olmadı. Ben buradayım efendim, bizzat kendim buradayım. Sıkıntı yok ve siz değerli Azepler de oradasınız. Onu da biliyoruz ve kanalımızı yine eski günlerine tekrardan döndüreceğiz. Ve daha iyi olacak inşallah. Her şerde bir hayır vardır diyelim. Bismillah diyelim ki o mevzularda konuşacağız. Gerek vloglar olsun, gerek replay'ler olsun, inceleme videoları olsun. Elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce yine sizlere aynı konsepti sunmaya devam edeceğiz. Yalnız şöyle bir püf noktamız olacak artık. Biz buna çok daha önem vermemiz gerekecek. Öyle görünüyor. Artık değerli kardeşlerimiz, sevgili Azepler, kanalımızı takip ederken videomuzu izleyen bütün kardeşlerim, eşlerine, dostlarına, sevdiklerine, tanıdıklarına, tanımadıklarına kanal aboneliği konusunda bizlere yardımcı olacaklar. Videolarımıza gelecek olan like'lar bizim için çok önemli olacak. Kanalımızı hızlı bir şekilde yükseltmeye çalışacağız ki bu da bizi teşvik etsin ki yolumuza devam edebilelim. Artık biraz daha önümüzde zorlu bir yol var. Biz o zorlu yolu geçmiştik aslında ama maalesef tekrar baştan başlamak durumundayız. Hayırlısı olsun, sağlık olsun, yeni bir başlangıç olsun. Bismillah diyelim, onda da vardır bir hayır. İnşallah daha güzel yerlere gelir kanalımız. Çok daha iyiydi ve çok çok daha iyi olur inşallah. Ama dediğim gibi abonelikler ve videolara gelecek olan like'lar çok önemli sevgili kardeşlerim. Efendim, Obje 140 dedik ve Kum Nehri dedik. Hemen maçımızı başlatalım. Ayarlarımız olduğu gibi duruyor. Tahmin ediyorum benim sesim de iyi. Videonun sesi, oyunun sesi de iyi. Başlatalım efendim. Obje 140 anlatayım mı? Anlatmayayım. Normal seyrine geçelim. Bu tankı anlatmaya gerek var mı? Yok. Efendim, Kum Nehri dedik. Bir karşılaşma maçıdır. Ve sevgili Yusuf kardeşim, Yusuf Rico nickiyle Tuff G Clan'a mensup kardeşimiz. Efendim selam gönderelim. 10 seviye ve 8 seviye olmak üzere güzel bir takım oluşturmuş World of Tanks. Şöyle yapayım. Mikrofonumu müsaadenizle şöyle ağzı daha yukarıya alayım. Sesimiz canlı canlı gelsin şöyle. Evet. Görmeyeli görüşmeyeli nasılsınız efendim? Yorumlar kısmına yazınız. Özledik. Özledik. Özledik inşallah. Dediğim gibi videolar programa dahil olarak videoların programına sizlere tabii ki Facebook sayfasından şu anda size ulaştıracağım. Facebook sayfası demişken ilk videoda hemen sizlere de onun bilgisini vereyim. Facebook gruplarında, VOT Facebook gruplarında belki tanırsınız kardeşim. Efe Tan Facebook grubumuzun sayfamızın daha doğrusu moderatörüdür. Sevgili kardeşime oradan replayler konusunda da ulaşabilirsiniz. Buradan sevgili kardeşime selam. Kanalımızın kapağını, kanalın kapağını hazırlıyor sevgili Efe. Onu da değiştireceğiz. Ben bir tane yaptım da Efe beğenmedi galiba. Onu beğenmedi. O geçici yani. Şu an gördüğümüz geçici. Lan! Bir şey anlatıyorum. Evet. Bu arada şunu da anlatayım. Şunu da söyleyeyim. Maça dönelim ufaktan. Obje 140'la sevgili Yusuf'un geldiği nokta bakın çok kullanışlı, çok elverişli. Tam Obje 140 için yapılmış bir yer. Geldiği konuma dikkat edin. Bu kısma geldiğiniz zaman böylesi tanklarla efendim çok rahat oynayabileceğiniz bir nokta. Hele hele Obje 140 gibi DPM'i çok yüksek, hızlı, seri yükleyen bir tanka sahipseniz burada resmen bir ölüm makinesi haline gelebilirsiniz. Az önce
IS-3A'yı nasıl oyun dışı bıraktığını gördük. Obje 430 patlayıcıya geçti artık. E-75'i artık esaretimiz altına almış durumdayız. E-75'in de 900 canı var, yani normal şartlarda 3 mermilik işi kalıyor. Bu arkadaşın yine palet diyoruz. Bu arada heat mermiye geçtik. Heat mermi biliyorsunuz çoğu noktalarda böyle palete geldiğinde kırılıyor arkadaşlar. Onlara dikkat etmek lazım. E-75'in şu anda duruş pozisyonuna baktığımız zaman hafiften böyle eğimli meyilli. Bazı mermilerimiz biraz bunda RNG etkisi de var tabii ki. Seke biliyor. Ki E-75 hafiften böyle meyilli durduğu zaman, tank açılı durduğu zaman, meyilli demeyelim de, mermileri sektirme kabiliyetine sahiptir. E-75 güzel tanktır. Yani güzeldir. Evet. Cap'in borusunu öttürüyor düşman takımı. STD'yi görmekteyiz sadece Cap'te. EBR orayı açmaya çalışıyor. Bizim takımımız bu kısımda böyle Afrika dere kurbağası gibi böyle bu hat üstüne yatmış, sıra sıra bekliyorlar. Gelecek olan spotu kolluyorlar. Böyle takımlarla çok oynamayı bizler sevmiyoruz. İstemiyoruz. Böyle takımlar oyun keyfi vermiyor insana veya çok fazla mücadele etmeniz gerekiyor. Mesela işte M103, T30, EMX sevgili Yusuf bu aşamada bu hattı kontrol altında tutuyorlar. Ama sevgili Yusuf'un bu hat üzerindeki kontrolü çok daha fazla. Bu aşamada ben şöyle düşündüm. Haritanın şimdi birazdan sol tarafına geçecek Yusuf. Yani şu an bize göre sol tarafına geçecek. Yani karşı tarafa geçecek. Ben önce şöyle düşündüm. Hani buradan çıkmasa mıydık acaba? Buradan hiç mi çıkmasaydık diye düşündüm. Hani şuradan atış yememek açısından. Hemen şu üstte T26 E5'i falan görüyoruz. Hani oradan atış yemesek mi diye düşündüm. İşte burada hareketlendiğinde ben biraz böyle tereddütte kalmıştım. Hani 257 var. T26 E5 falan var. Hani bu noktaya geçmesek mi dedim ama yine bu aşamada da sevgili kardeşimizin oyunculuğunu göreceğiz. Tabii düşman takımında atıyorum 257'nin de şu anki yaptığı hareketlere baktığımız zaman 257'nin de çok böyle aman aman bir oyuncu olmadığını da anlayabiliyoruz. Oyuncu kabiliyeti olarak, yanlış anlaşılmasın. Buradaki engebeleri, işte bu küçük çukurları kullanabilir oyuncumuz. Tankıyla 430-368 hasarını vuruyor. VZ'ye hatta alabilir miyiz derken VZ'ye atışımız kaçıyor arkadaşlar. 5000 hasara ulaştık bile. 2 kille devam ediyoruz. 430 bizden çok daha bize göre yavaş yükleyen bir tank. Ortalama yükleme süresi 8 saniyeleri falan buluyor derken efendim koştura Lorien geliyor. İlk mermide bizi yakıyor. Yangını söndürüyoruz. Fakat bizim için değerli olabilecek can puanını burada Lorien'in o paldır küldür mevzuya girişiyle kaybediyoruz derken paletliyoruz. 329 hasarla dediğim gibi biz ondan daha hızlı yüklüyoruz. Acaba arkadan bir atış desteği gelmese mi diye insan kendini düşünmekten alamıyor şahsen. T30 gibi bir tank var burada efendim. T30 gibi, M103 gibi. M103 de yine değerli sayılabilecek can puanlarını burada kaybetmiş. 257 taretini o şekilde yan tarafa baktırdığı zaman delmeniz tabii ki çok basittir. Düz bakıyor olsa bu tankı delmek oldukça zor. Oyunculuk faktörü burada ortaya çıkıyor arkadaşlar. Win8 önemli mi? Win8 yani oyuncunun oyunculuk kabiliyetini gösterir ki bir noktada tabii ki bir oyuncunun nasıl bir oyun sergileyebileceğini anlayabilmeniz için önemli bir faktör. Yani önemli bir faktör. Düşmesi ya da çıkması konusunda böyle kendimizi psikolojik yük altına sokmaktan ziyade zaten o kendi normal oyunumuzu oynadığımızda o gerçek Win8 ortaya çıkacaktır. Kasmaya gerek yok. Ama Win8 oyun içerisinde değerli midir? Evet, Win8 oyunculuk kalitesini gösterir bir birim olarak kabul ediliyor. Ki biz de artık onu o şekilde kabul etmek durumundayız. Bot'un gidişatı hakkında V8 çok önemli mi şu anda? Aslında yavaş yavaş da bu değeri de kaybediyor gibi. Bence. Evet, 257 yine RNG çalışmaya devam ediyor efendim. O açıdan normal şartlarda delinmesi gerekiyordu. 257'nin öyle çok
aman aman diyeceğimiz bir zırhı yok. Sadece tareti sağlam. Ve ön plakası da yine IS-3'e benzer. IS-7 tarzında, IS-3 tarzında bir plakaya sahip ki düz baktırdığında çatır çutur delinir arkadaşlar. Çok fazla bir canımız yok. 324 can puanımız kalmış durumda ki Yusuf da bu aşamada biraz daha dikkatli oynuyor oyunu. Fakat 9-6'ya geldi maç. Bu maçı yayınlamamızdaki sebep arkadaşlar, bu bölüm içerisinde haritanın kontrolünü gerçekten çok güzel sağladı. Oyunculuk anlamında ben kardeşimin bu hareketlerini gerçekten çok beğendim. Bilinçli, ne yaptığını bilen, gerektiği şekilde tankıyla alabileceği en uygun pozisyonları alarak oyuna devam etti. Dediğim gibi orada sola geçme konusunda ben ilkinde biraz tereddütte kaldım ama daha sonrasında doğru da bir karar olduğunu görmüş olduk. İşte Lorient'in orada basması gibi, işte yani düşünebileceğim, başımıza gelebilecek talihsizlik o. Yani aslında kastettiğim mevzu o. Artı bu arada ilk başta attığı mermilere bilmiyorum dikkat ettiniz mi? Gold mermi atıyordu. Arkadaşlar random maç oynuyorsun. Art oynuyorsun ve gold mermi atıyorsun. Neden atıyorsun? Yani bilmiyorum, biraz garip. Bana garip geliyor yani bu mevzular. Gri 298. Palet diyoruz. Bu arada dikkat edin. Sadece 2 normal mermimiz ve 5 patlayıcı mermimiz kaldı bu arada arkadaşlar. Yani mermimiz de bitmek üzere. Patlayıcı mermileri hadi bu grill 15'e zerk edelim diyelim. TL7 heavy bir atış yerse bu 2 mermi hem VZ'ye yeter hem TL7. Yani şu anda mermimiz yeter, evet. Şu aşamada yeter. Ölür mü bilmiyorum ama mermiyi yedi, ölür. Ölür. Efendim patlayıcı mermiye geçiyor. Sevgili Yusuf artık maça son imzasını atacak. 6 kill'de kardeşimiz 8400 hasarla devam ediyor. Grill ya 129. Normal mermi atsak çatma Yusuf. Efendim 7 kill'le bitiriyor. Yamyamlar hala bak. Yamyamlar hala mermi atıyor. Artiden mermi geliyor. TL7 ve Scorpion grill derken adamı çevirdiler. Maç bu şekilde bitiyor arkadaşlar. Dediğim gibi M103'ün şu anda pineklediği bölgede güzel bir oyunculuk sergiledi. Basit, sade ve hoş bir maç olmuş. Ben beğendim açıkçası. 8600 görünen hasarımız, 7 kilimiz var. Detaylı rapor diyelim. İlk videomuz yeni kanalda. Bismillah dedik, başladık ki bu ilk maçta sevgili Yusuf bakalım neler yapmış. Buyursunlar. Evet efendim, detaylı maç raporuna geldik. Detaylı maç raporu demişken What Replays sitesini arkadaşlar Azep TV'ye bizlere gönderin bilmeniz için maçlarınızı, replaylerinizi buraya yüklüyorsunuz. Üst kısımda linkini alıp sadece bizim Facebook sayfasına mesaj olarak göndermeniz yeterli. Kanalımızın ismiyle alakalı, ben şu an kanalda kendi ismim mevcut. O isim öyle de kalabilir ama biz zaten Azep TV olarak devam edeceğiz. İsim değişikliğine gider miyiz bilmiyorum. Daha önceki biliyorsunuz kanaldan dolayı oradan maalesef kullanamıyoruz. O ismi neden kullanamıyoruz? Yani kullanabiliriz ama açıklamalarda falan biz kanalı bulundurduğumuz zaman o kanal çıkacağı için bizi takip eden dostları biz yanlış yönlendirmiş oluruz. O yüzden bizim kendi ismimizde kalabilir kanal. Ama biz yine Azep TV, çünkü Azep TV bize ait. Onun üzerine kimse hak iddia edemez. Adamı dövebilirim yani. Şiddet uygulayabilirim. Geçtim. O bir an böyle pat diye yüce söyleyecektim ha. Sevgili Yusuf efendim tankasını alıyor. 1, 2, 3, 4 tane küçük madalya. Bunun için işte boksörüdür, fighter'ıdır falan. Anladınız siz. Steel wall, çelik duvar, yüksek kalibre ve top gun madalyası da geliyor. 7 kill'le bitirmiştik maçı. 82.700 kredi. 11.427 gibi güzel bir deneyim alıyoruz. 7 tabirle maçı tamamlamışız. Efendim 8.683 hasar, 7 kill, 1.427 saf deneyim. Muazzam. 7 madalyaya da maçı tamamlamış sevgili kardeşim. Yalnız bu arada düşman takımının artisi abi harbi çalışmış adam. 4.500 hasar atmış. İyi valla, tebrik ederiz.
IS-3A ve E-75 maçın hemen en başında harcadığımız arkadaşlar. Ya orada öyle bir tank gördüysen, Obje 140 gibi bir tank gördüysen o noktaya çok öyle hani girmek mantıklı değil. Kendini koruyabileceğin bir yerden taret oynarsın falan, bir mücadele edersin, orada edebileceğin bir yer olur ama yani kayanın hemen yanına gelip de sidescrap pozisyonlarına falan giderekten yani orada o iş olmaz. Öyle bir noktada hızlı reload eden, çabuk ateş edebilecek, hızlı ateş edebilecek tanklar karşınızdaysa yani bulunduğunuz konuma çok dikkat etmeniz lazım. Ki IS-3A'da E-75'te o noktada çok çabuk harcandı zaten. Yani ortalama 5,5 saniye yükleyen bir tanktan bahsediyoruz. Değil mi? 7 kill 1427 saf deneyim dedik. Ki takımın zaten şöyle genelini toplanan, şurayı zaten toplasan ancak Yusuf ediyor. Yusuf olmasa bu maç ne olurdu? Yani maç rahat ilerledi. Fakat buradaki can hasarını ya buradaki can puanı toplamını Yusuf çekti. Oradaki kontrolü çok önemliydi. Detaylı rapor. 46 mermi ateşlemişiz. 37 isabetimiz, 29 penetrasyonumuz var. Bunun için attığımız patlayıcı mermiler de var. Onu geç. Splash damage de var. Tamam. 2. Efendim. Bakalım. 72.800 zarar etmişiz. Hiç önemli değil. Klan mensubuyuz zaten. Sorun değil. Bu para kasılır yani. Her zaman olduğu gibi. Premium hesapla ki değer de aynı görünüyor. Hesap premium mu? Değil. He. Ya replay dosyası veya şu sitede, şu sayfada herhangi bir sıkıntı olabilir bence. Değerleri aynı gösteriyor çünkü. Geç. Neyse. Önemli olan bizim için bu performanstı. Sevgili Yusuf kardeşime selamlar, sevgiler. Teşekkür ederiz efendim replay için, bu güzel oyun için. Sonlandıralım. Dediğim gibi kanalımıza aboneliğiniz çok önemli arkadaşlar. Videolarımıza göndereceğiniz like'lar, kanalımıza olacağınız abonelikler veya dostlarınızı, arkadaşlarınızı bile kanalımıza abone etmeniz, abone sayımızı yükselterek hızlı bir şekilde aslında eski durumumuza tekrar dönmemiz bizim için çok çok önemli. Bu videoların devam edebilmesi için, bizi teşvik edebilmesi için, işte bu devam etmemiz için gereken o enerjiyi bize sağlaması açısından bu önemli arkadaşlar. Onun için sizlerden bunu rica edeceğim ve hatta her videoda artık bunu söyleyeceğim galiba. Peki. Efendim ilk videomuzu dedik. Uzun bir aradan sonra tekrar karşılaşmış, tekrar buluşmuş olduk sevgili Azepler. Efendim yeni videolarda tekrar görüşmek dileğiyle kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.